Kayseri İlçe Başkanımız Sayın Özkan Öztürk'ü kürsüye davet ediyorum. Ne mutlu bizlere ki Türkiye'yi karış karış gezerek, değişmez denileni değiştiren, milletiyle dertlenerek çözümler üreten bir genel başkana sahibiz. Her alanda memleketimizi uçurumdan aşağı yuvarlayan, ayrıca ülkemizde sınırlarını kevgire çeviren bu harami zihniyeti ilk seçimde milletin iradesi ve iyilerin katkısıyla tarihin tozlu raflarına kaldıracağımız günler çok yakındır, az kaldı. İlçemizi yönetenler her seçim döneminde söz verdikleri ama asla yerine getirmedikleri vaatler sarmalından boğuşup durmaktadır. Tapu iş bedellerinin yüksek olması, eğitim, sağlık, yeşil alan, sığınma sorunu gibi birçok alanda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah İyi Parti iktidarında söz verilip yapılmayan ne varsa üzerine koyarak her alanda hak ettikleri değeri yaşanabilir Sultanbeyli seviyesine kavuşmasının da sözünü buradan veriyor, kıymetli başkanlarımıza yapacakları saha çalışmalarında başarılar diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi ise konuşmalarını yapmak üzere İl Başkanımız Sayın Buğra Kabuncu'yu kürsüye davet ediyorum. Bugün en düşük oy aldığımız ilçede hep beraber çalışma yapacağız. İnşallah Sultanbeyli'yi de en fazla oy aldığımız ilçe haline hep beraber getireceğiz. Bugün Sancaktepe ve Sultanbeyli'deyiz. Önümüzdeki haftada Büyükçekmece, akabinde de Pendik'le Atlat İstanbul'u tamamlıyoruz. İstanbul'u örnek alan diğer iller benzer projelere başladılar. İşte Sivas Anlat Kardeş diyor, öyle bir proje başlatıyor. Adana benzer bir proje başlatmış, Ankara benzer bir proje başlatmış. Tabi gönül ister ki biz 25-30 tane İstanbul'da milletvekilimiz olsun, sadece İstanbul'un kendi milletvekilleriyle rahatlıkla bu çalışmayı yapalım. Ama yeni bir partiyiz, büyüyen bir partiyiz. İmkanlarımız çok geniş değil. O kısıtlı imkanlar içerisinde de harika bir çalışma yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Önümüzdeki 7. ayda, Temmuz ayının ortasında güzel bir basın toplantısıyla bu yaptığımız çalışmanın verilerini kamuoyuyla paylaşacağız. 15 bine yakın vatandaşla görüşmüşüz. Bakın, şaka değil, 15 bin. Biz 3 bin kişilik anket için Türkiye'de araştırma şirketlerine çok ciddi meblağlar ödüyoruz ki kamuoyundaki beklentine, partimizin durumuna, İstanbul halkı ne istiyor? Biz Şubat'tan bugüne kadar 15 bin kişiyi kaydetmişiz. Bir siyasi partinin teşkilatının kendi genel merkezine ve kendi genel başkanına verebileceği en kıymetli, en önemli, en mukaddes desteklerden bir tanesi budur. Yani sahada partinin varlığını göstermektir. Ondan daha önemli olan da şu. Şimdi işte Halil Başkanım'la, Mehmet Aslan abimizle konuşuyoruz. Sahada duyduğumuz, vatandaştan aldığımız tepkileri genel merkezimize de aktarıyoruz ki doğru bir karar verilsin ve doğru politikalar üretilsin. Sahada şunu da çok duyuyoruz. Kimin Cumhurbaşkanı olması konusunda da her geçen gün bizi mutlu eden, bizi gururlandıran ve bizim aslında ilk günden beri söylediğimiz bir gerçek var. Bunu da iletiyoruz. Merak etmeyin, onu da söylüyoruz. Söyleyeceğiz, bunu yapmak zorundayız. Ki genel başkanımız diğer siyasi partilerin genel başkanlarıyla masaya oturduğunda milletin önceliklerinin en azından İstanbul açısından ne olduğunu bilsinler. 36 ilçe. 36 ilçeye gitmişiz, işte 900'e yakında mahalleye girmişiz. Dediğim gibi 15 bin kişiden kayıt almışız. Bunları sınıflandırmışız, gruplandırmışız. Ana başlıklar çıkartmışız, konsolide etmişiz. Ve çok net bir fotoğraf çıkmış. O da nedir? 14 bin kişinin en az 10 bini ekonomi, işsizlik ve yoksulluğu konuşuyor. Bugün bunu Sultanbeyli'de de göreceksiniz. Açık ara, tartışmasız. İkinci konu ki maalesef o da gün geçtikçe daha fazla karşımıza çıkıyor. Sığınmacı konusu.
bazı ilçelerde sığınmacı konusunun gerçekten artık vatandaşın neredeyse birinci gündeme haline gelmekte olduğunu görüyoruz. Uyuşturucu gene maalesef karşımıza çok çıkan bir konu. Enteresandır eğitim. Birçok mahallede okul yetersiz. Milli eğitimle alakalı çok ciddi tepkileri var vatandaşın. Gene İstanbul'un büyük bir belası diyorum ben. Kentsel dönüşüm, imar problemi hemen hemen her mahallede bu da ayrı bir konu vaka olarak karşımıza çıkıyor. Bunların hepsini sıraladık. Yani bu 15 bine yakın bize iletilen sıkıntıların hepsini güzel grafikler halinde yapacağımız basın toplantısında basınla paylaşacağız. Ve şöyle bir faydası var bunun. Yarın genel seçimler olacak. Genel seçimlerde birinci, ikinci, üçüncü bölgede milletvekili adaylarımız olacak. İstanbul İl Teşkilatı olarak biz her adayın eline çok kapsamlı bir dosya verecek haldeyiz. Yani birinci bölge milletvekili adaylarına Sultanbeyli'de, Sancaktepe'de, Kadıköy'de, Maltepe'de hangi mahalleye giderse hangi konuyla ilgili vatandaşa nasıl bir çözüm önerisi sunması gerektiği konusunda çok kapsamlı, çok kıymetli bir dosyayı hazırladık. Bunu da genel seçimlerde milletvekili adaylarımıza teslim edeceğiz ki Anlat İstanbul'da duyduklarımızı bu aday arkadaşlarımız vatandaşa geri dönüp çözüm önerilerimiz budur diye anlatabilsinler. Ne olacak peki? Önümüzdeki hafta bitiriyoruz. Ondan sonra durmak yok. Bu sefer şunu yapacağız. Anlat İstanbul'da elde ettiğimiz verileri analiz edip sindirip ondan sonra nokta atışı yapacak çalışmalar geliyor. Bunu da Eylül ayında başlatacağız. Mesela Güngören kentsel dönüşüm en fazla konuşulan konu. Güngören'e kentsel dönüşümle ilgili gideceğiz. Fatih'e sığınmacı konusuyla ilgili gideceğiz. Sultanbeyli'ye bugün ne çıkacak bilmiyoruz ama Sultanbeyli'de en fazla hangi konu konuşuluyorsa Eylül ayından itibaren bu ilçelere, bu mahallelere bu tespit ettiğimiz konu başlıklarıyla birlikte gideceğiz. Fakat her ilçeye muhakkak ekonomi konusundaki çözüm önerilerimizle yoksulluğu, işsizliği nasıl bitireceğimize dair çok kapsamlı bir paketle gitmekle bunu vatandaşımıza çok iyi bir şekilde anlatmak zorundayız. Yani 6 ayın çıktısı bu arkadaşlar. Vatandaşa biz sizin gelirinizi yükselteceğiz, işsizliği engelleyeceğiz deyip onları tatmin edecek bir proje açıklamadığımız sürece onların teveccühünü kazanmamız da çok zor. Bu konuda da genel merkezimizde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bugün YKS sınavı var. Biraz böyle birkaç sandalyenin boş olmasının sebebi de o. Hem il yöneticilerimiz hem ilçe teşkilatlarımız içerisinde evlatları, çocukları sınava giren çok arkadaşımız var. Onlara da burada hep beraber başarılar dileyelim. Allah hepsine zihin açıklığı versin. Gönüllerine göre olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun abi. Kıymetli İl Başkanımıza konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm konuklarımıza Anlat İstanbul projesi kapsamında yapacakları saha çalışmalarında başarılar dileriz. Saygılarımızla.